Herkese merhabalar. Ben yakınkamusu.com'dan Erol Mesut Kün. Bugün JavaScript dersimizin 7. ayağı olan birbirini çağıran fonksiyonlar, dolayısıyla döngü fonksiyonlar hakkında genel bilgi sahibi olacağız. Dolayısıyla her JavaScript dersimizde olduğu gibi HTML, head ve body taglerimizi yaratıyoruz. Buna ek olarak dersimiz JavaScript olduğu için iki body tagi arasına, yani body aç ve body kapa tagleri arasına da script aç ve script kapa taglerini yaratıyorum. Ve bunun akabinde direkt fonksiyonu tanıtmaya geçiyorum. Fonksiyonu tanıtmak için JavaScript'te function komutunu kullanıyorduk. Function yazdıktan sonra birinci olsun ilk fonksiyonum. Bunu yazıyorum. İlk fonksiyonum hiç parametre almasın ve ekrana şu ibare yazsın. Document.write diyorum. Tabii ki yazdırmak için parantez aç, iki nokta üst üste. İlk fonksiyonumu çalıştırıyorum, yazayım. Çalıştırı yazdıktan sonra parantezi kapatıp noktalı virgül koyuyorum ve parantezimi kapatıyorum. İkinci fonksiyonumu yazmaya başlıyorum. Function ikinci olsun. İkinci fonksiyonun ismi yine parametre almasın. Yukarıdakini kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Burada da ikinci fonksiyonumu çalıştırıyorum, yazıyorum ve bunu da kapatıyorum. Şimdi üçüncü bir fonksiyon tanıtmak istiyorum. Bunda da function nihai olsun ismi. Yine hiç parametre almasın. Parantez içerisine birinci fonksiyonu çalıştır, İkinci fonksiyonu çalıştır yazıyorum. Parantezimi kapatıp işlemi bitiriyorum. Ve en sonunda da nihai fonksiyonu çalıştırıp dosyamı save ediyorum. Sol tarafı çalıştırdığım zaman gördüğüm gibi ilk fonksiyonum çalıştırıyorum, ünlem. Boşluk ikinci fonksiyonumu çalıştırıyorum, ünlem yazacaktır. Çünkü biz bir nihai fonksiyon tanıttık. Bu nihai fonksiyonunda aynı zamanda hem birinci hem de ikinci fonksiyonumuzu çağırmıştık. Dolayısıyla nihai fonksiyonunu çağırdığınız zaman birinci ve ikinci fonksiyonu çalıştıracaktır. Dolayısıyla bunların çıktısı olan ilk fonksiyonumu çalıştırıyorum ve ikinci fonksiyonumu çalıştırıyorum ibarelerinin ekrana çıktığını görmekteyiz. Şimdi göstermek istediğim ikinci şey, bu tarz komutları kullanmanın ötesinde her fonksiyonu birbirlerini çağıracak şekilde de dizayn edebilirsiniz. Şimdi nihai fonksiyonun komutlarını şöyle iki slash koyup command out ediyorum. Yani artık bunlar etkisiz. Bunların hiçbir etkisi yok. Şimdi birinci fonksiyonun içine şöyle özel bir komut koyuyorum. Tamam, ekrana ilk fonksiyonumu çalıştırıyorum diye bir ibare yaz. Ama bunun yanına aynı zamanda ikinci fonksiyonumu da çalıştır. Dolayısıyla ne olacak? Ben birinci fonksiyonumu çalıştırdığım zaman gidecek ikinci fonksiyonu çalıştıracak. Aynı şeyi burada birinci fonksiyon çalıştır şeklinde ikinci fonksiyon içine yazarsanız ve en aşağıya burada gelip birinci fonksiyonu çağırırsanız ne olacaktır? Şimdi hemen kendimiz bakalım. Birinci fonksiyonu çalıştırdım. Gelecek birinci fonksiyonu başlayacak, okuyacak. Ne yapıyormuş? İlk fonksiyonu çalıştırıyorum yazacak. Okey, yazdım. Ondan sonra diyor ki ikinci fonksiyonu çalıştır. İkinci fonksiyonu çalıştırdığı zaman gelecek buraya, ikinci fonksiyonun özelliklerini okuyacak. Diyor ki ikinci fonksiyonu çalıştırıyorum yazsın. Ekrana yazması gerekiyor. Tamam, yazdım. Tekrar diyor ki ondan sonra birinci fonksiyonu çalıştır. Birinci fonksiyona gidecek. Sonra tekrar aynısını yapacak. Dolayısıyla bu bir böyle bir sonsuz bir döngü olarak, artık sonda bir yerde patlar mı onu bilmiyorum, o zamana kadar böyle bir döngü haline gidecek. Şimdi dosyamı save ediyorum ve sol tarafı güncellediğim zaman bakalım bir şeyler oluyor. Evet, gördüğümüz gibi bütün ekranı kaplayan ve sayfalarca birinci fonksiyonu çalıştırıyorum, İkinci fonksiyonu çalıştırıyorum ibareleri ekrana yazdım. Gerçekten de istediğimiz oldu. Şimdi aranızda benim gibi meraklılar varsa eğer, ya bu niye durdu ya da nerede durdu, kaçıncı sayıda durdu gibi şeyler sorabilirsiniz. Ben de kendi kafamdan bunu soruyorum. Dolayısıyla öyle bir şey yazalım ki buraya bir ibare tanıtalım, bir değişken tanıtalım. İsmi x olsun ve bunu 1'e eşit diyelim. Diyelim ki ilk fonksiyonu çalıştırdığım zaman ilk fonksiyonumu x'i çağıralım ve diyelim ki defa çalıştırıyorum. Şu, evet, biraz bölelim şöyle. Evet, çok da güzel oldu çünkü ilk fonksiyonu çalıştırıyorum, ikinci fonksiyonu tam cümle, iki cümlenin genişliğinde bir internet sayfam oldu. Gördüğüm gibi sayfalarca. Şimdi buraya geldiğim zaman dedim ki bir değişken tanıtayım. Bu değişkeni
burada bir şekilde kullanacağız. Ama göstermek istediğim şey şu. Yani ilk kullanışta gelsin buraya ilk fonksiyonumu birinci defa çalıştırıyorum desin. Hatta şöyle yapalım isterseniz. Birinci defa çalıştırıyorum desin. Sonra aşağıya gelsin. Bunu çalıştırsın. İkinci fonksiyonu çalıştırıyorum desin. Ondan sonra tekrar çağırsın. O zaman bunu bir şekilde arttıralım. Bu bir sayısı artık iki olsun. Desin ki ilk fonksiyonu ikinci defa çalıştırıyorum. Üçüncü defa çalıştırıyorum. Dördüncü defa çalıştırıyorum. Her bu ibareyi yani bu fonksiyonu tekrar tekrar kullandığı sürece burada sayıları arttırsın, arttırsın, arttırsın. En sonunda kaçıncı defa çalıştırırsa diyelim ki birinci defa da çalıştırıp bırakıyor. Oradaki ibareden burada yazacağı ilk fonksiyonumu ikinci defa çalıştırıyorum ibaresini yakalayalım burada ve kaç defa döndüğünü öğrenmiş olalım. Dolayısıyla bunu nasıl yapabiliriz? Sayfanın yukarısına çıkalım yine tekrar. Bunu nasıl yapabiliriz? Buraya bir değişken tanıtalım. Bu değişkeni bir kere fonksiyonun kullanması lazım. Dolayısıyla buraya parametre yazalım. Param olsun. Bunu silelim. Burada param olacak tekrar. Birinci fonksiyonu param yazdık. Bu paramı buraya kullansın. Yani parametremi alıp kaçıncı defa çalıştırdığını söylesin. Ondan sonra ikinci fonksiyona girsin. Yine aynı değişken. İkinci fonksiyonda burada param 2 olsun. Akıl karışıklığı olmasın diye farklı bir değişken ismi atıyorum. Burada istediğiniz herhangi bir değişken kullanabilirsiniz. X'i de kullanabilirsiniz, paramı da kullanabilirsiniz. Çünkü yeni bir fonksiyona başladığınız zaman önceki hiçbir şeyin bir önemi kalmıyor artık. Dolayısıyla bunu tekrar kullanıyorum. Param 2 yazdım. İkinci fonksiyonu çalıştırıyorum dedim. Burada da şey yazalım. Yine aynı değişikliği yapalım. Burada da ikinci fonksiyonumu artı param 2 artı paranteze 2 nokta aç nokta defa çalıştırıyorum olsun. Şimdi burada yapmak istediğim şey ne olacak? Tekrar paramı daha doğrusu param 2'yi birinci fonksiyona alırsın. Tekrar aynı döngüyü çalıştırsın. Yine bir daha döngü, bir daha döngü. Bunu yapalım. Yalnız burada bir şeyi şu anlıkta unuttuk. Mükemmel bir program yarattık. Fakat unuttuğumuz şey şu. Burada bir artırmamız lazım. Dolayısıyla yapacağımız şey şu. Diyelim ki buraya da tabii ki birinci fonksiyon çağırdığımız zaman artık birinci fonksiyonu parametre alan bir fonksiyon. Dolayısıyla buraya x ibaresini kullanacağız. Birinci x olacak. X burada zaten 1 olarak tanıtıldı. Dolayısıyla birinci fonksiyonu ilk defa çağıracak. İlk fonksiyonumu birinci defa çalıştırıyorum. İkinci parantez içinde 1. İkinci fonksiyon çağıracak. 1 olacak buradaki parametrem. İkinci fonksiyonumu birinci defa çalıştırıyorum olacak. Sonra tekrar bu 1'i sokarsa bu durmadan birinci defa çalıştırıyorum, birinci defa çalıştırıyorum. Hep böyle aynı bir şekilde burada yazacaktır. Halbuki bunun artmasını istiyoruz. O zaman yapacağımız şey çok basit. Buraya geliyoruz. Şu ibare yazıyorum. Param 2 eşittir. Param 2 artı 1. Yani param 2 ibaresini 1 arttır dedim. Burayı save ettim. Sol tarafı güncellediğim zaman bakalım ne olacak. Evet. Artık biraz daha küçültelim ekranımızı. Daha doğrusu bu tarafı büyütelim. Belki biraz daha büyütmeyelim. Evet. Şu uygun olacak galiba. Böyle oyun oynuyor bize şu an. Şu genişlikte yakaladık diyelim. Gördüğümüz gibi ilk fonksiyonu birinci defa çalıştırıyorum. İkinci fonksiyonu birinci defa çalıştırıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 artarak gidiyor. Burada artık bir süre sonra bozuluyor. Çünkü sayfanın genişliği değişiyor. Çünkü gördüğünüz gibi 85 2 dijitli. Burada artık 3 dijite geçiyor. Dolayısıyla bozuldu sistem. En sona gelip baktığım zaman evet 10.451 defa çalıştırmış. Dolayısıyla 11.451 iterasyonun sonucunda yani döngünün sonucunda fonksiyonum durmuş. Peki toplamda kaç defa fonksiyon çağırdım? Bunu bilmek için de şöyle yapabilirim isterseniz. Buraya da bir param eşittir. Param artı 1 yazarsanız ve bunu save edip sol tarafa güncellerseniz. Şimdi sol tarafta sayının arttığını göreceğiz büyük ihtimalle. Gördüğünüz gibi toplamda 20.901 defa çalıştırıldıktan sonra yani 20.901 defa fonksiyonlar birbirini çağırmışlar ve en sonucunda burada bırakmış. Yani 10.451 defa set şu ilk fonksiyonu ve ikinci fonksiyonumu eninci defa yani birinci defa mesela çalıştırıyorum dedikten sonra
Yani toplamda 20.901 tane falan çağırdıktan sonra fonksiyondan çıkmış artık. Evet, bugünkü dersimizi bitirmeden önce böyle küçük bir oyun yaptık. Küçük bir programlama oyunu oynadık ve umarım keyif almışsınızdır. Dersi bitirmeden önce klasik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Eğer videodan memnun kaldıysanız videoyu like ederek ve bundan sonra eklenecek videolardan da en kısa zamanda haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza subscribe olarak video değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. İyi günler dilerim.